içinden ne çıkıyor ne çıkıyor. Bakıyoruz ne çıkıyor. Aa, çok merak ettim. Yine açtım. 3500 liralıktan ne çıkıyor acaba görüyoruz. Ya açıyorum. Ya ne çıkacak? Evet şimdi gönderiyorum. Sıra dışı çıktı. Oha. İçin bir daha göstereyim dedim, bakar mısınız? Ama çok eğlenceli arkadaşlar ya, ben kuleyi çok seviyorum gerçekten. Şimdi arkadaşlar evet ve vardık, inanmıyorum ya. Çok güzel arkadaşlar, biz Maya ile aldık sürpriz kutusunu ama siz de alabilirsiniz. Tam şurada bulunuyor. Şu şeker lollipop var ya, Masumcu'nu takip eden tam burada bulunuyor. Ben şunu bir giyeyim. Tamam şöyle hop, tamam çok güzel gidiyoruz. Buradan böyle en üste çıkacağım. Fule her şeyin yukarısında arkadaşlar. Fakat en yukarıda burası. Burası güneşten bile yukarıda. Veya güneşiniz aslında, tam olarak bilmiyorum. Şimdi şöyle şuna bastım ve evet. Evet arkadaşlar, şimdi hazır mısınız? Pet yerine gideceğiz. Ama bunu uçarak yapacağız. Woohoo! Çok eğlenceli ya gerçekten. Hop ve hop. Ama siz de gelin. Evet hadi hadi hadi. Buradan da artık şey yaparak, uçarak değil mi? Evet şimdi. Aa, bir şey diyeceğim arkadaşlar. Bu arada bu videomu da izlemeyi unutmayın. Yeni konuşan petim. Pasaklı zencefil. Evet adı zencefil arkadaşlar, biliyorsunuz. Onu da bir kere çıkarmıştım. Sesini merak ediyorsanız o videoyu izleyebilirsiniz. Evet şimdi ne yapıyoruz? Pet dükkanına gidiyoruz. Buradan da bir tane balon almak istiyorum ya. Çok güzel. Aa, sırt çantam dolu diyor. Aa, üzüldüm bak şimdi. Neyse. Şimdi bir tane 6000 liralık yumurtadan alacağım. İki tane 2000 liralıktan ve iki tane de 3500 liralıktan. Böylece fakir durumuna düşeceğiz. Evet. Evet ve ilk yumurtamız. Ya arkadaşlar neden sürekli 6002'den açmıyorum? Pinterest'ten değil yani. Sürekli at, monitoring ya da fil gibi o tarz şeyler çıkıyor. Yani klasik şeyler, bende olan şeyler. O yüzden farklı farklı yumurtalar açmak istiyorum. İlkini bunun alalım. Belki efsanevi çıkar. Yine neşeliden çıkar. Ooo, Maya neşeli yavrusu var deriz. Ay çok güzel olurdu ya. Neyse evet şimdi açıyorum. İlk yumurtamızı açtım. Bakalım içinden ne çıkıyor, ne çıkıyor, ne çıkıyor ve ornitorenk dedim size arkadaşlar. Neyse şimdi 2000 liralıktan, ya arkadaşlar 6000 liralık yumurtadan ornitorenk çıktı ya. Hep aynı şey. 10 tane ornitorenkim oldu. 2000 liralıktan bir tane aldım. Şimdi bir tane daha alacağım. Dur açayım bunu. Bakalım şimdi 2000 liralık yumurtayı açıyorum. 6000'likten ornitorenk çıktıysa bundan kedi falan çıkması gerekiyor. Bakıyoruz ne çıktı. Aa, çok merak ettim. Ne çıktı? Aa, köpek çok tatlı. Bir tane daha açalım. Ya, kötü değil arkadaşlar. Çirkin değil yani. Ya yaygın biliyorum ama çirkin de değil yani. Bence tatlı. Evet şimdi bunu açıyoruz. Bu üçüncü yumurtamız. Alkış alalım. Evet şimdi 89 elmas verip açıyorum. Arkadaşlar toplamda 2000 lira ve 89 elmasa resmen yaygın köpeği aldım. Evet şimdi açıyorum, açıyorum. Yine açtım. Bu sefer inşallah köpek çıkmaz. Kedi çıkacak biliyorum ya. Bakalım ne çıktı, bir dakika. Ne çıktı? Manda çıktı. İnanmıyorum. Manda çıktı arkadaşlar ya, yazık. Buna bir şeyler giydirmek istiyorum. Şu nasıl? Oo, bu tam buna göreymiş. Bu rapçi bir karakter olsun. Buna kişilik özelliği ne? Akıllı. He. O zaman dur bakalım. Gözlüklerden şöyle seçelim. Çünkü akıllıymış değil mi? Ya da bunu seçelim. Ama bu neden gözükmüyor ya? Bu modaya girmiş arkadaşlar. Bu cool bir akıllıymış arkadaşlar. Bakar mısınız manda? Evet şimdi 3500
hazırlıktan iki tane alacağım. Bir tane aldım. Evet, belki en son bir tane daha 6000'likten açarım. Bakarız duruma göre. Evet, ya ne çıkacak çok merak ediyorum. Evet, açtım. Evet, 3500 liralıktan ne çıkıyor acaba görüyoruz. Geyik. Oha çok tatlı ya. Gerçekten çok şeker bir hayvan. Bunun kişilik özelliğine aklı havada. Aklı bir karış havada. Buna ne gidebiliriz? Balık hafızalı. Buna benzeyen bir tane daha pet vardı ama şu an bulamadım. Neyse gösteririm. Bu arada karapenteri de büyüteceğim sonra, merak etmeyin. Evet şimdi alıyorum ve 3500 liralığı aldım. Yine aldım arkadaşlar. Ve sonra bir tane daha 6000'likten alacağım. Açıyorum. Ya ne çıkacak? İnşallah aynı şeyden çıkmaz veya benden olan bir petten çıkmaz. Yani çıkmazsa çok iyi olur. Ve hadi. Ya yine geyik çıktı ya. İnanmıyorum. Neyse. Bak 3500 liralıktan çıkanı sevdim. Nadir çıkıyor sanırım bize. 6000 liralıktan. Şimdi bir tane de son olarak 6000 liralıktan aldım ve açıyorum. Hadi. Olumlu enerjimi yayıyorum. Efsanevi bir pet çıkacak veya sıra dışı bir pet çıkacak. Sıra dışı ya da efsanevi çıkacak. Beğeneceğim bir şey çıkacak, sevdiğim bir hayvan çıkacak. Evet şimdi gönderiyorum. Evet güçlerimi gönderdim. Evet şimdi sıra dışı çıktı. Oha. Evet yaban domuzunu beğeniyorum. Ya biraz garip gelecek ama beğeniyorum. Bence tatlı. Bakın bir saniye size bir göstereyim yakından. Bakar mısınız? Böyle aslında şeker bir şey ama biraz da pis yani. O kadar da sevmiyorum. Ama sıra dışı çıktı. Evet. İyi, bu güzel. Evet, bunu da böyle bunun kişilik özelliği neymiş? Oyuncu. Evet, tam oyuncu şeyleri giydireceğim. Bakar mısınız? Tam oyuncu. Şimdi ne yapalım? Bize çıkan petlerden birini seçip büyüteyim. Ve onu konuşturmaya çalışacağım arkadaşlar. Yani ne yapıp ne edip onu konuşturmaya çalışalım. Evet mesela şu geyin kişilik özelliği neymiş? Obur. Oo, yani bu bayağı bir yiyecek herhalde. O zaman bekle, buna uygun bir şeyler buluruz. Obur şişman göstersin. Şu aslında şişman gösteriyor ya da şu olabilir. Bu şişman gösteriyor. Evet. Böyle küçük şapkalar takıyorlar ya. Şişmanlar. Evet şimdi. Geyiğin adı Obur olsun. Aha evet. Obur. Arkadaşlar. Benim doğum günümle aynı. Ekim'in 3'ü. Ben de normalde Ekim'in 3'ü doğdum ama Ekim'in 2'sinde kutladım. Evet Ekim'in 3'ü ya. Aynı gün doğduk geyik. Geyikle aynı gün doğduk arkadaşlar. Evet. Ama o benden tamına 13 yaş küçük. Obur. Güzel. Çok güzel. Evet, kişilik özelliğini yansıtıyor gerçekten bence. Bence biraz şişman yine ama çok tatlı bir şey ya. Evet, o zaman bak direkt susamış. Direkt yemeğe yöneliyor. Tamam, şimdi besleyelim bakalım. Bir sonraki ihtiyacı ne olacak verelim. Obur, iç bakalım suyunu. Bakalım yükselme seviyesi nasıl? Bu arada sıra dışı mı? Ney? Efsanevi mi? Ne bu? Sıra dışı. Evet, sıra dışı güzel. Evet, bakalım. Oo, bayağı hızlı yükseliyormuş. Şimdi o zaman hep beraber robotla yarışalım. Bu kostümle birinci olmayı düşünüyorum. Bence birinci olabiliriz yani. Bu kostüm en iyi kostüm. Tabii size de sorayım. Crazy Run'a gidelim mi yazdı? Evet, herkes tamam diyor. O zaman şimdi gidiyoruz. Sizi çok seviyorum arkadaşlar ya. Obur çok tatlı. Gerçekten Obur'u da çok sevdim. Obur'u da çok sevdim. İnşallah konuşur. Hadi bakalım çabalarımızla konuşacak. İnanıyorum Obur'a. Obur'a inanıyorum. Obur konuşacaksın kızım. Ha, bu arada kız mı erkek mi acaba? Neyse konuşursa öğreniriz. Bunu veterinerler de bilemiyor genelde. Ya PKX'deki. Evet hadi. Hadi. Başlasın artık. Evet 8, 7, 6, 5. Obur gel sen bana uğur getirirsin kızım gel. Dur.
ben gidiyorum. Sen çabuk gel arkadaşlar. Bekliyorum. Şu anda öne geçti. Kim bu bilmiyorum ama. Öne geçti işte. Evet. Biz geçtik kostüm yolu. Hop. Şöyle. Gidiyoruz. Gel 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 gel. Bir saniye. Buradan da hop. Ya şaka mı yapıyorsun ya? Hop. Ya olamaz. Evet. Bu ne ya? Bug'a girdi. Ya inanmıyorum ya. Kostümle bile yenemiyoruz. Ya of. Hop. Hayır 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 hayır. Ya şaka mı bu ya? Neyse. Evet, kazandık. Yine de kazandık. Üçüncü olduk sanırım. Ve yok, üçüncü de değiliz. Kaçıncıyız? Dördüncü de değiliz. Ah, baga girdi. Çok güzel. Beşinciyiz. Bence şahane ya, değil mi? Arkadaşlar, şahane. Beşinci olduk. Yeni bir şey gelmiş bu arada, bakalım. Ha, bu arada bu parkurlardan bir tane daha alalım. Hatta bir tane daha, hatta iki tane daha alayım. Çünkü bunlar bir daha geri gelmeyecek arkadaşlar ve çok zor bulacağız. Evet, şimdi bunları topla. Evet ve son bir tane daha alıyorum. Nasıl 121 lira, 121 bin liramız var değil mi? 12 bin liramız yok herhalde. 116 bin, tamam iyi. Şimdi... Evet, şöyle başka bir şey yok. Tamam, şimdi gidebiliriz. Obur biraz daha yükselmiş ama obur burada çok yükselmedi. Duş almak istiyor. Evet, normal o kadar yerse. Bayıldım ya, gel bakalım obur. Çok şekersin. Şimdi, şu anda obur konuşamıyor ama bizi duyabiliyor. Evet, obucum, obur şişman demek. Evet. Şimdiden söyleyeyim de konuştuğu zaman sonrasında. Evet, gel bakalım. İhtiyaçlardan çok para kazanıyor. Yani para kazanmıyor da işte seviye kazanıyor. Onun da parası seviyesi işte. Evet, bu arada isminize Özgüç diye bir koymayın. Evet, bu kadar. Yani ne diyecektim. Evet, şimdi gidelim. Bu arada Pet Parade'ye gidelim. Pet Parade'yi çok seviyorum arkadaşlar ya. Pet Parade gerçekten güzel. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar ve Pet Parade'de bakalım ne kadar yükselecek. En çok Pet Parade'de yükseliyor ama en zor Pet Parade. Yani çok hızlı geçiyor. Ya bazı bölümleri zor, hepsi zor değil. Evet, aa bu arada biletimiz varken şunlardan alalım mı? Evet, ya çok güzel. 400, 400, 800, 1200, oo. Hepsini almak için böyle 10 bin bilet falan biriktirmek istiyorum. Evet, 14, 13, son 10 saniye. Çok tatlı arkadaşlar. O geyik çok tatlıymış ya. Gerçekten çok tatlıymış, bir saniye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Evet, 16. 16 tane var. Ve 16 tane var. Evet, doğru arkadaşlar. Bak, obur yine açıktı arkadaşlar. Obur her zaman aç. Ya tamam be, yemek veriyorum. Al işte. Verdim. Evet, hadi bakalım. Evet, o zaman bir de kaç tane? 6 tane pet aldık. 6 tane pet satacağız. Ornitorenk 1, 2, 3 sayalım. 4, 5. Evet, bakalım 6, 7. 7 tane ornitorenkim var ya. Herhalde 6 tanesini satabiliriz. Evet. Onayla diyorum. Ay çok güzel. Yalnız bunun hepsini şey yapmayayım da belki konuşurlarsa 500 falan olurlar ama konuşmazlar herhalde. Evet ve ornitorenk. Evet. Bir tanesini daha satacağım. Kaç tane sattım bilmiyorum, saymadım ama birkaç tane daha satacağım. Evet. Evet şimdi şöyle hemen alalım. Köpeği satalım. Başka? Rıfkı var zaten. Köpek balını satmayalım. Tamam. İki tane çocuğu var deriz. Evet evet, vesile ederiz, kandırırız. Oo, çok kötü. Nazar. Tamam. Neyse, bu kadar yeterli bence şu anlık. Evet arkadaşlar, ben bugün gidiyorum. Bu kadar, ne oluyorum ben sizi? Kendine abone olmayı yemezler kadar.